Evet, merhabalar. Şu an turnuvanın ikinci mücadelesiyle karşınızdayım. Border'da oynanacak maç. Şöyle bir ranklara bakalım isterseniz. Atak takımı. Bertan Plat 1. Arda Plat 2. Hüseyin Plat 2. Gold 2 Crazy. Joker Plat 3. Plat 2. TBDX. Last Mohican Plat 3. Hermito Altın 1. Emir Plat 3. Kuvalette Plat 2. Evet, kısacası Platların maçı diyebiliriz. Cabrera banı geldi. Son banda Merisu banı oluyor. Böylelikle banlar Nomad Thatcher, Cabrera ve Melisu oldu. Evet, bakalım şu an atak takımında Grid Dog, Ace, Yink ve Ashe seçilmiş durumda. Defansta da Jäger, Kapkan, Vigil, Lejeune ve Bandit alındı son olarak. Teşhir de banlandığı için Bandit'i aldılar, fakat kayıt daha mantıklı bir seçim olabilir şu an. Özellikle Armory'da oynarken Ashe veya Zhoffya alttan açabilir ve şu an Zhoffya'nın alındığını görüyoruz. Ashe de alınmış aynı zamanda atak takımında. Sanki kayıt bir tık daha mantıklı bir seçim olabilir. Şu an Ace tekrardan Ace'e döndü gibi bir şey oldu. Evet, Ace değişmedi. Bandit şu an değişecek. Değişmedi o da. Evet, bakalım. İlk seçilen yer Armor oldu. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Evet. CCTV tarafında reinforcelamayı tercih ettiler. Şöyle bir tepeden bakalım. Ana reinforcer reinforce atıldı. Ofis tarafında olan reinforcer atılıyor. Ofisi reinforcelamayı tercih etmediler. Onun yerine CCTV reinforcerlar. Evet. Bakalım atak takım nereden doğacak? Kusura bakmayın. Bakalım şimdi atak takımı. Ana giriş tarafından doğdu. Evet. Şu an İlk kill Last Mohican'dan geldi. Orada Joker'i almayı başardı. Biraz agresif bir başlangıç oldu açıkçası. Zhoffya'nın da canı çok az orada. Bakalım orada Gridlock'un bir açısı var. Şöyle bakalım. Arda'nın canı gerçekten çok az. Yink de arka taraftan deniyor şu an. Bertan biraz hasar aldı orada. Ana kapı tarafından Last Mohican'ı düşürmeyi başardılar bu arada. Bertan Last Mohican'ı aldı. Crazy de Hermito'yu almayı başardı. Böylelikle hem Jäger hem Vigil düşmüş oluyor aynı zamanda. Arda'nın canı çok azdı, şimdi öldü. Bertan şimdi double kill yaptı. 2v2 kaldılar. Flashlar atıldı. Derken Emir de düştü. Bandit tek başına kaldı. Reinforce şey planlanıyor şu an. Kusura bakmayın, dilim dönmedi bir an. Planlarken almayı başardı. 1v1'e geldi durum. Bandit gerçekten son anda iyi bir wallbang geldi Bandit'ten. Ve 1v2'den maçı almayı başardı. Tur almayı başardı Bandit. Yani şu an daha ilk turdan iyi bir round izledik.
olaylar o kadar hızlı gerçekleşti ki sunamadım bir de bir ara. Şu an atak takımında Gridlock, Buck, Silhouette, Zofia ve Ashe alınmış durumda. Defans takımı Vigil, Clash, Jäger, Bandit ve Legion aldı. Aşağı savunacaklarını biliyorlar atak takımı. Bu yüzden Buck ve Silhouette'i almışlar. Aynı zamanda Ashe ve Zofia da var. Üstü ele geçirmeye çalışacaklar. Armory tarafından oynayacaklar. Onun gibi duruyor. Gridlock'u da son saniyelerde Smoke ve muhtemelen özelliğini atıp kurmak için aldılar. Bakalım gerçekten daha ilk turdan keyifli bir mücadele oluyor şu anda. Umarım izleyenler sizler de keyif alırsınız. Oynayanlar da. Herkes keyif alır. Evet, banyo tarafı şu an kapatılıyor. Üste de reinforcer atılacaktır. Şöyle bir bakalım. Evet. Üst katta savunacaklar doğal olarak. CCTV'de Vigil'in oynadığını görüyoruz. Bir spam gelecek bu arada. Last Mohican'dan. Klasik bilinen bir spam geliyor. Derken Bertan orada injurlamayı başardı. Derken hayır, bir canı kalmış Bertan'ın. Vigil Bertan'ı alamamış. Bir canı kaldı Bertan. İncürlanacak şu an. Evet. Şu an Bertan'ı incürlüyorlar. Şöyle bir bakalım. Vigil orada kill alabilir. Derken Legion dışarı çıktı. Agresif bir şekilde. Öldürmeyi başardı derken şu an kill trade'lenebilirdi. Alamadılar orada. Bertan şimdi almayı başardı. Bandit'i. Aynı zamanda Hüseyin. Gridlock ölendi. Bertan bir kill daha almaya başardı 20 canında. Vigil öldü şimdi Last Mohican. O da yukarıda. Arda'yı düşürmeyi başardı. Bir kill daha gelecek. Eş. Bu olarak Legion'ı düşürdü. Orada şu an bir karşılaşma daha gelebilir derken plantleniyor. Bir tek Clash var içeride. Clash Bertan almayı başardı. Defüzür kuruldu. Önceki roundda olduğu gibi. Şimdi Jäger'la bir mücadele izleyeceğiz. Zofia sol tarafında sesini alamadı onu. Dışarıda ölü olana sıkıyor şu an Jäger. Jäger dışarı çıktı. Orada bir pick gelecek. Zofia pickledi ama Jäger kaçmayı başardı. Şu an Zofia çözmeyi deneyecek. Jäger çıktı aldı. Jäger'ı Zofia 2 kill de almayı başarıyor ve turu kazandırıyor. Takımını. Gerçekten zevkli bir karşılaşma izliyoruz. Benim için de sunması zor bir karşılaşma oluyor. Olaylar çok hızlı gerçekleştiği için. O yüzden yanlış söylersem kusura bakmayın şimdiden. Ama keyif aldığımı söyleyebilirim. 1-1'e geldi. Zorlu bir maç olacak. Bakalım hangi takım kazanacak sonunda. Evet, şöyle bir seçimlere bakalım. Tekrardan Workshop'u savunuyorlar. Savunamadıkları için önce bir turda. Defans takımında Aruni, Legion, Jäger, Smoke ve Valkyrie tercihlerini görüyoruz. Atak takımında bir değişiklik yok. Aynı şekildeler. Open Area tarafında reinforcelamayı tercih ettiler şu an. Valkyrie. Atak takımından bu sefer farklı bir tercih izliyoruz.
pardon defans takımından. Aruni ile Workshop'un iki bomba arasını açmışlar. Last Mohican bir spam mı denilecek orada diye bakıyorum. Evet, bir spam gelebilir orada Last Mohican'dan. Kameralara bakıyor şu an. Bakalım. Spam mı izleyecek miyiz? Kamerayı kırdılar. Evet, şu an çıkabilir. Çıkmamayı tercih etti. Workshop'un B tarafına basacaklar gibi duruyor. Jäger'in Talis tarafında oynadığını görüyoruz. Smoke da içeriği tutmayı tercih ediyor. Orada şu an Smoke'un tuttuğu yer çok kritik. Smoke'u alırlarsa B bombasına girebilirler. Üstten de oynanmadığını görüyorum şu an. Üst kattan da bir delik açılmamış durumda şu an. B tarafına bakarken. Bakan tarafa. Şu an Volkyra arka tarafa doğru geldi. Evet. Ashe de yukarıya girdi. Komple üst tarafı alacaklar şu an. Üstte oynayan bir tek Aruni var. Bir karşılaşma izleyebiliriz derken Bertan bir kill daha almaya başardı. Bu roundda bir kill aldı. Aruni şu an oradan çekildi. Legion da B bombasıyla Smoke yardıma geldi. Evet şu an Arun da düştü, Volkyra da düştü. 5v3'e geldi. Durum biraz sıkıntılı defans takımı için. Ama Smoke'un tuttuğu yer hala çok kritik. Üst tarafı komple ele geçirmiş durumda. Atak takımı. Orada Smoke. Biraz geri çekilmiş. Çekilmek zorunda kalabilir. Üstünü açtılar çünkü onu. Evet şu an Smoke. Çok iyi bir kill çıkarmayı başardı orada Smoke. Bakı alarak. Şu an içeriye yavaş yavaş gireceklerini düşünüyorum. Üstten Ashe kesiyor. Bertan arka tarafı zorluyor. Erken Jäger wallbang'le almayı başardı Bertan'ı. Smoke şu an üstten hasar yedi bayağı. 5 canı var Smoke'un. Gridlock orada Smoke'u öldürebilir. Şimdi Smoke'larını artmayı tercih etti. Ashe de arka tarafta geldi. Wallbang denedi. Şimdi orayı da açtılar. Hüseyin bu arada Smoke'u almayı başardı. Canı çok az kalmıştı Smoke'un. Şu an Jäger'in tuttuğu yer çok kritik. 3v1'e getirmeyi başardılar. İçeride tek kalan Legion ve onu da aldılar. Atak takım gerçekten iyi bir round çıkarmayı başardı ve 2-1'e getirdi maçı. Bakalım çok keyifli bir maç izliyoruz. Bu turda Smoke'un orada tutması kritikti. Smoke orada yukarıdan oynayarak Buck ve Ashe kaçırmayı başardı. Buck ölmesine rağmen açtığı aşıdan. Ashe kaçırmayı başardı Smoke'u. Sonrasında Gridlock Smoke'u indirdi. Bakalım. Çok keyifli bir maç oluyor açıkçası. Defenders protect your bombs from being defused by attackers. Evet. Tekrardan workshop seçimini görüyoruz. Defans takımında. Ve hatırlatalım. Eğer siz de turnuvaya katılmak istiyorsanız PlayStation'da takımınız varsa yazın bir turnuva daha olacak. Onun için Discord'a katılıp Discord linkini aşağıya bırakacağım videonun altına. Discord'a katılmanız gerekli. Discord'dan da sadece takımınızı ve takım adınızı, takım nicklerini yazmanız yeterli. Oyuncuların nicklerini. Ondan sonra katılıyorsunuz. Şu an turnuvanın ikinci maçındayız. Daha ilk karşılaşma turları oynanıyor ama keyifli bir karşılaşma izliyoruz şu anda. Bakalım. Şöyle bir killere de bakalım. 7 kill de Zofia takımını şu an taşıyor.
7-1 oynamış. Onun hemen arkasından gelen Bertan 5-3 oynamış. Şu an bu ikisi ağırlıklı killleri götürüyor diyebiliriz. Karşı takımdan Last Mohican. Ve Warden 3 kill almış. Evet, Volkyrie orada dışarı çıktı ve Zofia'yı öldürmeyi başardı arka taraftan. Sonrasında Zofia'yı kili trade'ledi Hüseyin. Pardon, Volkyrie'yi kili trade'ledi. Volkyrie'yi, Zofia'yı öldüren Volkyrie'yi öldürmeyi başardı Hüseyin. Hüseyin'in canı çok az bu arada. Orada bu arada Jäger de geldi. Jäger tekrardan çıkacak. Claymore'un olduğunu görmedi orada. Evet, görmüş şu an. Claymore'u alırsa çıkacak, alamadı Claymore'u. Hüseyin bu arada bir kill daha almayı başardı o açıdan. Bard'ını öldürdü. Derken Ashe. Jäger'e bir wallbang denemesi. Bertan'ın canı azaldı. Şimdi yukarıda IQ'nun ne oynadığını görüyoruz. O açıyı tutan Jäger var kritik bir şekilde. Kalis tarafına doğru geldi Jäger. Evet, şu an Jäger IQ'yu öldürmeyi başardı. Orada biri daha var. Sesini alamadı eş. Şu an şimdi aldı. Kaçmayı başardı son anda. Hala bakmıyor. Diğer sıkıştı şu an Jäger. İki tarafında da adam var. Arkasında da adam var Jäger'in. Legion'in yardım etmesi lazım. Legion gördü ama eşi vuramadı. Bertan şimdi Jäger'i almayı başardılar orada. Legion'ın tuttuğu açı şu an kritik. Bakalım. Hüseyin'in canı çok azdı. Last Mohican onu almayı başardı. Ashe biraz Pulse'a vurdu orada. Pulse bir kill de almayı başardı. Ashe zorluyor orada. İkisi de yerini biliyor. Ashe çok güzel bir şekilde Legion'ı aldı. 1v1 kaldılar bakalım. Last Mohican'ın canı çok az. Ama Arda'nın da zamanı çok az. İkisinin de dezavantajları ve avantajları var. Ve Pulse'un tuttuğu açı çok daha iyi açıkçası. Ve şu an mermisi azaldı Pulse'un. Mermi değiştiriyor. Rushlayabilirdi orada aslında. Pulse'un canı çok az derken Arda 3-1'e getirmeyi başardı maçı. 1v1'deyken Pulse'un belki biraz daha canı fazla olsaydı orada alabilirdi Pulse eşi. Ve maçı 2-2'ye getirebilirdi. 3-1 olmasına rağmen maç çok kıyasaya gidiyor. İki takım da çok dengeli şu an. Evet, şöyle bir bakalım. Zofia tercihini tekrardan görüyoruz. Zofia, Çakal, Ashe, Gridlock, Blackbeard, karşı takımda da Bandit, Smoke, Legion, Jäger ve Frost. Şu an savunabilecekleri iki yer kalmıştı. Open Array'ı tercih ettiler. Bakalım Open Array'ı yukarıdan mı oynamayı tercih edecekler CCTV tarafından? Atak takımı. Yoksa aşağıdan mı baskı yapacaklar? Reinforce'u açmaya çalışıp. Bakalım Reinforce'u açacak operatör almamışlar. Evet, Reinforce tarafından oynayamayacaklar. Yukarıyı açabilecek Çakal, Zofia ve Ashe var. Aynı zamanda Gridlock ikincisi de pompalı ise o da açabilir. Evet, enteresan bir tercih olarak bu arada Frost'u görüyoruz defans takımında. Hepsi bu arada West Tower tarafından doğuyor.
Ayak izini alıyor şu an Çakal. Legion'un ayak izini aldılar. Bandit trade yapmaya çalışıyor. Trick yapmaya çalışıyor fakat açabilecek zaten operatörleri yok atak takımının. Çakal orada şimdi ayak izi almaya çalışıyor, alamadı. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Defans takımının komple içeriye gömük bir oyun anlayışına sahip olduğunu görürüz şu anda. İçeride olmayan operatör yok. Hepsi içeride. Ama open array'da böyle tutarsınız. Ya bir kişi CCTV'de oynar. Ya da kimse. Şu an yukarıdan oynamadığını görüyoruz atak takımında. Bunlar da aşağıdan oynamaya deniyorlar. Bertan bu arada Jäger almayı başardı. Bertan canı az. Orada Rainforce attı bu arada Smoke. Evet şu an Legion almayı başardı. Çakalı. Bakalım Bandit orada bir baskıya gelebilir. Ermito Frost Arda'yı vurdu. Zofya'da şu an içeriye yavaş yavaş girmeyi deniyorlar. Injured'ladı bu arada Smoke'u. Tabi injured'ladığını bilmiyor da olabilir. Legion fark etmedi önünde adam olduğunu. Zofya'da vuramadı, çok ilginç bir anda açıkçası. 1v3 kaldı. Zofya tek başına kaldı. Injure'u da kaldırdılar. Pardon, Injure öldü. Yani kaldırdılar sandım. 40 saniyesi var. Artık 3-2 oldu diyebiliriz maç. Zofya'nın işi çok zor. Zofya şu an Legion'la çatışabilir. Zofya belki de orada... Evet, Legion bu arada arkalayacak derken gerek kalmadı. Frost onu öldürmeyi başardı. Orada eğer Zofya öldürebilseydi ilk başta Frost'u diyorum pardon. Legion'ı. Şu an bu turu kazanıp 4-1 yapabilirlerdi maçı. Fakat 3-2'ye geldi. Tekrardan hatırlatalım. Sadece maçları kazanmak önemli değil. Aynı zamanda avaraj da önemli. Finale çıkmak için. O yüzden kazandıkları her round onlar için büyük bir önem arz ediyor. Açıkçası maalesef tüm killleri gösteremediğim için size üzgünüm. Öyle bir imkanım yok şu anda. Ardı ardına geldiği için killer, hepsini izletemiyorum. Fakat umarım maç içindeki durumu gayet iyi anlatabiliyorumdur size. Gidişatı daha doğrusu. Bakalım. 3-2'ye geldi maç. Bundan sonraki roundda atak defans değişecek. Tekrardan seçim hakları vardı. Savundukları için diğer yerlere. Workshop'u seçmeyi tercih ettiler. Armory'yi değil. Evet, şu an tekrardan bir bakalım tercihlere. Atak takımına tekrardan Gridlock, IQ, Ying, Zofya ve Termite'i tercih etmiş. Defans takımı da kazandıkları roundla bir tek Smoke yerine Okayri var. Termite'le bakalım Taylor tarafından oynayıp banyo tarafını mı açacaklar? Yoksa yukarıdan Rainforce'lara mı oynayacaklar? Bakalım tercihleri nasıl olacak atak takımının. Yukarıyı iki kişinin savunduğunu görüyoruz. Biri Volkayri, diğeri Legion. Evet bu arada Volkayri orada dışarıya atladı. Ve IQ onu vurmayı başardı. Agresif oynamanın cezasını çekti orada. Volkayri Legion'da atladı.
Legion şu an bir kill alabilir. Açısı gayet iyiydi. Legion çok sıkışmış durumda oradan. Çıkamayacak Legion. Evet. Arda onu da almayı başardı. 5 ve 3'e geldi. Jäger'in de canı az. Bu roundda agresif oynamanın bedelini ödüyorlar diyebiliriz. Defans takımı. İki kişi orada. Dışarıya çıkıp kill alalım derken ikisi de öldü. Şimdi bir kill daha izleyebiliriz. Pulse orada çok kritik bir açıyı tutuyor. Jäger de aynı zamanda ama Jäger agresif oynayamaz. Canı çok az. Şimdi içeriye bir aşk gelecek. Evet. Defuser kuruluyor şu anda. İkisi de Zofio arkadan ikisini de almayı başardı. Üçüncü kill de alabilecek mi? Legion'ın orada olduğunu gördü. Pardon, Frost'un orada olduğunu gördü. Frost oradan ikisini de almayı başardı. Team kill geldi ama Zofia değil, pardon. Zofia da öldü orada. Arkadan Ink öldürmeyi başarıyor. İsimler hep Zofia'yı crazy oynadığı için bir an karıştırdım, kusura bakmayın. Evet, gerçekten keyifli bir round izliyoruz. Maç izliyoruz. Ve şu an atak defans değişiyor. Bakalım defanstaki taktikleri nasıl olacak. Avantajları var 4-2. Baskınlar takımının. Orada Frost bir kill daha alsaydı çok kritikti açıkçası. Kazandıkları round bir anda dönebilirdi defans takım lehine. Bakalım şimdi Lion, Ashe, Lion, Zofia, Çakal ve Ace ile başladığını görüyoruz. Atak takımının, defans takımının ise Bandit, Legion, Kapkan, Oryx ve Jäger aldıklarını gördük. Bu arada atak takımının kill oranları biraz daha dengeli. Defans takımında özellikle Bandit ve Legion'ın takımını şu ana kadar taşıdığını görüyoruz. Şöyle bir tepeden bakalım. Evet, ofis tarafını bantlamayı tercih etmişler. Burayı. Burası da termite ile açılabilir çünkü. Ace alındı ve evet, ofisi şu an komple reinforce'luyorlar. 3 yerden de spam denemesi vardı. Evet, bu açı derken bu arada bir hasar geldi diye bakıyorum. Hayır. Aşağıya hemen girdiler. Oraya Jäger geliyor bu arada. Bir çatışma izleyebiliriz, erken bir çatışma. Kıl payı bir kill kaçırdı. Zofia orada. Bandit alabilecek mi? Kısa düştü. Alamadı orada. Zofia bu arada Bertan'ı vurmayı başardı. Ace şimdi ana reinforce tarafını açıyor. Ve Crazy de düştü. 3v5'e geldi maç. Round. Zofia kıl payı kaçırdı. Kapkan orada. Kill almayı başardı Hüseyin. Last Mohican'da kill aldı. 2-4'e geldi maç. Ashe orada. Hüseyin bu arada dışarı atlayacak. Dışarı atlayıp şu penceredeki Ashe'i alacak diye düşünüyorum. Bakalım, evet, atlamadan öncesinde orada öldüremedi bu arada, injurlamıştı. Ace de bir kill aldı. Şu an 1v3'ler. Injuru da kaldıramazsa. Evet, 1v2'ler. Evet. Lion orada ince bir açıdan kapkanı vurmayı başardı. Ve maç 4-3'e geldi. Kafa kafaya gidiyor mücadele.
Evet, şu an atakta her iki takım da daha rahat oynuyor gibi duruyor. Gerçi sadece tek bir round izledik CFK takımından. Evet, şu an farklı tercihler var. Ele aldığını görüyoruz. Ele değişecek mi, ona bakıyorum. Dog alındığını görüyoruz ve workshop seçimi geldi. Armory'yi savunamadılar. Aslında tekrardan seçebilirler Armory'yi. Ama workshop'u tercih ettiler. Evet, bu arada Montaigne Çakal'a döndü. Atak takımında. Defans takımında bir değişiklik yapılmadı. Joker eğer biraz daha takımına destek verirse, defans takımı daha rahat kazanabilir maçı. Evet, bu arada Armor tarafında tutacaklar. Zaten tutmakta zorundalar açıkçası. Workshop oynuyorsanız, Armory'yi tutmuyorsanız biraz sıkıntı yaşarsınız. Oraya genellikle Kessel ve Bandit taktiğiyle de tutulabiliyor. Onu yapmadıklarını görüyoruz. Defans takımında. Şu orada bir team kill atabilirdi az kalsın. Neyse. Hüseyin. Bu arada orada Zofia'yı almayı başardı. Üst tarafa da geldiler. Çakal orada. Ela Wobank deniyor. Evet, şu an Eda orada Çakal tarafından öldü. Trade'den de diyebiliriz. Zofia vurmuştu. Aslında gördü orada ama Joker kaçırdı. Görmesine rağmen vuramadı orada. Evet, Arda'nın canı azaldı bir tık. Şimdi arka tarafta. Open tarafından dışarıya mı çıkacak diye baktım ama hayır, tercih etmedi onu. Üst tarafı atak takım şu an komple ele geçirdi. Evet, bir info geldi oraya Volkar'dan ama orada biri yok şu an. Tekrardan bakıyor geldiklerine. Şu an patlatacak. Kill gelebilir. Isim biraz canı çıktı ama orada ölmedi. Bu arada açıyorlar reinforce'ları. Ashe'leri pardon. Evet, Lucas da açılıyor. Yani defans takımında biraz sıkıntı yaşayacak. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Dağılma Hermito. Bu arada almayı başardı. Joker onu arkalayabilecek mi? Joker orada neden arkalamadı ilk başta anlamadım. Şu an bir kill aldı ve öldü Joker. Evet, 1v2'ye geldi. Ve CFK 4-4'e getildi maçı. Burada Volkayr ölüyor. Sanki ilk mermi headshot gibi mi geldi ama oyun saymamış. Eğer headshotsa. Bazen böyle bir problem olabiliyor. Bazen boyuna geliyor. Boyun zaten sayılmıyor şu an. Evet, kafa kafaya giden mücadelede 4-4 şu an durum. Defans takımının Kapkan, Jäger, Legion, Bandit, Vigil. Atak takımının ise Çakal, Hibana, Ashe, Nok ve Zofia tercihlerini görüyoruz şu anda. Açıkçası böyle maçlarda yoruluyorum biraz anlatırken. Anlatması gerçekten çok zor, çok keyifli. Özellikle son 30-40 saniye tüm olaylar gerçekleştiği için orada anlatmak biraz
zorlaşıyor. Tabii bizim için de keyif verici bu. Defenders, protect your İzleyenler bombs için de from being öyle. defused by attackers. Tekrardan hatırlatalım. Sonraki turnuvaya katılmak istiyorsanız Discord'a katılmanız yeterli. Discord'a katılıp kanalıma abone olursanız. Ondan sonra Discord kanalında turnuva PS4 bölümü var. Oraya takımınız nickini ve ismini yazmanız yeterli. Oyuncuların nickini. Evet, şu an armor tercihini gördük. Defans takımından armor'ı workshop'tan sonra savunmayı tercih ettiler. Bu arada internetinde sıkıntı var. Legion orada Zofia'ya bayağı bir vurmayı başardı. Impact de şimdi Zofia'nın canı bayağı az kaldı. Bir tane daha impact atsaydı alabilirdi Zofia'yı orada. Evet, bu arada Nok'un interneti çok kötü. Zofia Bertan'ı vurmayı başardı. 4-5'e geldi. Maç içi durum. Bu arada pompalıyla bayağı bir vurdular bandit altta. Bandit şimdi Ace'i pikleyecek. Orada sıkışmış durumda Bandit. Mecbur birini pikleyip almaya deneyecek. Bandit'in önündeki tencere de açıldı. Şakal orada Bandit'i aldı. Gerçekten Bandit'i iyi sıkıştırdılar. Arda şu an Nok'u aldı. Nok'un interneti kötüydü. Zofia hala pencerede. Arda'nın durumu biraz. Arda'nın pozisyonu kritik. Hüseyin'in ofis tarafında oynadığını görüyoruz. Joker orada hasar yedi. Arda Zofia'yı almayı başardı. Dediğimiz gibi Arda'nın durumu çok kritik. Şu an plantlenecek bu arada. Joker orada reinforce attı. Arda bir kill daha almayı başardı. Triple kill yaptı. Şimdi Arda'yı aldılar arka taraftan. Çakal almayı başardı. Arda'yı ofis tarafında da var. Çakal 1v2'ye getirdi. Sadece Kapkan orada. Kapkan'ın canı az. Ve Ace. Orada kapkanı bitirdi ve 5-4'a geldi maç. Atak takımı şu an round vermiyor. 4-2'den 5-4'a getirmeyi başardılar. En az bir round kazanmak zorunda. Şu an defans takımı. Eğer kazanamazlarsa o roundu. 6-4 olacak. Ve 6-4 olduğu takdirde tekrardan defansla oynamak zorunda kalacaklar. Defansta bu sefer Jäger'in, yani Arda'nın, önceki turdaki Jäger'in triple kill'de az kalsın round'u kazandıracağını görüyorduk. Eğer doğru infoyu da alabilseydi orada, arkasına baksaydı AC'de alabilirdi. Round'u kazandırabilirdi kendi takımına. İşte bakalım. Sanki gidecek gibi hissediyorum. Çünkü çok başa baş gidiyor maç. Biliyorsunuz karşılaşma 7'de bitiyor. Eğer uzatmalara gitmezse. Evet, yukarısı tekrardan reinforcelandı. Yukarısını tutmaya çalışmalarına rağmen her iki takımın da defansta tutamadığını gördük workshop'ta oynarken. Üst kısmı bırakmak zorunda kaldılar. İki takım da atakta çok koordineli oynuyor. Attackers recovered the bomb diffuser.
Ertan orada. Şu arka reinforce tarafına doğru spam denedi. Kimse de olmamıştı orada. Şöyle bir bakalım. Bu sefer artık Zofia oraya bir claimer atacak. Aynen, claimer'ını koydu oradan. Çok canları yandı her iki takımında. Şu an defans takımı komple içeride olduğunu görüyoruz. Dışarıda oynayan tek oyuncuları. Bakıyorum tek oyuncularına. Biri yok içeride, kim olduğunu göremedim. Derken Last Mohican Bertan'ı düşürmeyi başardı. Evet, Doc şu an dışarıda değil. Dışarıda çok enteresan. Tüm takım içeride. Ve bu arada plantleniyor. Info'yu şu an alamadılar daha. Evet, şu an plantlendi. 4-2'ye geldi. Çözüyorlar. Evet, şu an çözmeye başladılar. Yukarıda da biri var. Ve evet, defans takımı round'u kazanmayı başardı. Çok ilginç bir round'u izledik açıkçası. O son kısımda ne olduğunu ben bile anlayamadım. Bir anda 4 kişi düştü atak takımında. Ve 5-5'e geldi maç. Gerçekten. Çok kafa kafaya giden bir maç. Hala öyle devam ediyor. 5-5, bakalım uzatmaları görecek miyiz? Orada defüzörü kurdular. Fakat defüzörü kurulurken iki kişi orada öldü. Joker orada bu arada 3 kişi almayı başardı ve dediğimiz olaya geldi. Joker'in biraz daha destek vermesi gerekiyordu ve o desteği verdi takımına. Defans takımının hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Bir tek Doc yok. Doc yerine bandit aldılar. O da zaten mecburi. Ana reinforce'u tutmak için. Fakat alttan kırıyorlar. Doğal olarak. Ben bir kayıt tercihinin daha mantıklı olduğunu üst kısımda oynarken. Tabii ki de oyuncuların kendi tercihi, kendi taktikleri. Eğer 6-5 olursa, 6-5 olduktan sonra 6-6 olursa uzatmalara gidecek maç. Yani kısacası iki takım da birer round kazanırsa uzatmalara gidecek. Ama bir takım, bu arada C4 denemesi göreceğiz. Bertan çıkıp almayı başardı tekrardan aynı açıdan. O açıyı kaçtır yiyorlar. Her iki takım da yedi o açıyı. O dışarı çıkmayı daha doğrusu. Bir daha çıkmaz. Yani bu arada bir daha çıkacak galiba ama Claymore attı oraya. Bertan orada C4'la kill almayı başardı. O açıdan iki kişiyi vermiş oldu böylece. İki kişi ölmüş oldu atak takımından. Bu arada açamadılar anında reinforce'u. Atak takımının için işler hiç iyi gitmiyor. Şimdi açtılar. Bomb located by attackers. Beş kişi oynamak gerçekten böyle bir karşılaşmada özellikle kafa kafaya giden bir karşılaşmada çok zor. Ve 5-1 kaldılar. Orada çakal fark etmedi çıkacağını. Sesi alamadı. Evet, şu an eşin tek başına kaldığını görüyoruz. Orada eşe oradan bir atlama gelebilir. Eş Claymore konumunda. C4'lu Claymore'u aldılar mı bilmiyorum tabii ki de. Ama bu round'u artık defans takımı kazandı. 6-5'e getirdi diyebiliriz eğer bir ace izlemeyeceksek. Eşten 1 dakikası var. İşi çok zor ve alttan çıkacak bu arada. Şu an
Mozi, evet. O açıdan vurmak çok zor eş için. Vurmayı başardı ama Volkayre... Evet, Volkayre de vuramadı. 3-1'e geldi. 2-1'e geldi. Claymore da yedi. Canı çok az eşin. Alabilecek mi bakalım? Çok zor. Yerini de biliyorlar ama... Bir tık riske attılar diyebiliriz. Maçı... Defans takımı... Piklemiyorlar artık. Doğal olarak tabi. 2-1 biraz sıkıntı. Şimdi Hüseyin çıkacak mı oradan diye bakıyorum. Hayır. Riske atmayacaklar. 20 saniyeleri var. 5-5 giden bir maçta. Riske atmak istemiyorlar. 15 seconds left. Eş şu an merdiven tarafından geliyor. Ama kapkana. Aklımdan da geçmişti. Yapabilecek bir şey yoktu. İşi çok zordu. Biraz da şansı yaver gitmişti aslında. Oradaki açıdan hem defans hem de atak takım için vurmak zordu gerçekten. Özellikle iple sarkarken yukarı bakmak. PlayStation'da oynuyorsanız. Gerçekten zor oluyor. Altı beşe geldi bakalım. Match point. Eğer defans takımı kazanmayı başarırsa maçı kazanacak. Eğer atak takımı kazanırsa uzatmalara gidecek maç. Çok kritik bir turdayız şu an. Ucu ucuna giden maçın galibi defans takımı mı olacak? Baskınlar takımı mı olacak? Hep beraber göreceğiz birazdan. Evet şu an atak takımında farklı tercihler olduğunu görüyoruz. Sileç, Füyüz ve Kibana gibi. CFK takımı tüm çabasını göstermek zorunda şu an. Eğer turnuvada elenmek istemiyorlarsa. Her ne olursa olsun zevkli bir karşılaşmaydı. Attackers have discovered the location of a bomb. Savunması en zor olan yerlerden biri olan Open Array'ı savunacak defans takımı. Bu kritik roundu alabilecek. Bu arada Volkayre kamerayı attı, bir daha mı çıkacak oradan diye bakıyorum. Artık son roundu da yapmaz diye düşünüyorum. Evet şu an Reinforce oynayacaklar. Open Array'de şu ana kadar hiç Reinforce oynandığını görmemiştik. Bunu izleyeceğiz ve oraya mühit geldi. Mühit almaya çalışacaklar. Evet. Füyüzü de atıyor bu arada. Reinforce'un o üstünde kalan küçük bir soft yer var. Görüyorsunuz şu an. Oraya attı ve açıyorlar. Siz gibi de bu arada Elan'ın olduğunu görüyoruz. Jäger oraya tutmaya çalışacak. İşi zor açıkçası orada. 2-3 kişi var çünkü. Pardon, Volkayre. Jäger gibi gördüm. Jäger yok. Evet, mute atıldı bu arada. Mute ölebilir diyecektim tam orada. Ve evet, o pencereden Sledge mute almayı başardı. Giriyorlar. Füyüz içeri girdi. Rushlayacak. Volkayre'yi pushlayabilirler. Evet, Volkayre şu an bir frag geldi. Ters bir fragtı. Kendileri de hasar yedi. Evet, Arda şu an... Evet, 2-3'e geldi. Kibana da oradakini aldı, canı çok az kaldı. Defuser da kuruldu. Ve evet, şu an 2v2. Canları çok az. Atak takımının... Kazanmak istiyorlarsa bu roundu kazanmak zorundalar. Arda kill almayı başardı, tek kişi Kibana. Çözüyor şu an Hüseyin. Arda pompalı. Çok zor iş İbana'nın. Derken almayı başardı. Ve zamanı yeterli. Artık baskınlar tarafı maçı kazandı. Evet. Quid'ler de geliyor şu an.
Baskınlar takımı maçı kazandı. Gerçekten keyifli bir maçtı. Maçların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Discord'da takip ederseniz, katılırsanız bir sonraki turnuva için Discord'da da çok sevinirim. Görüşürüz. Bye bye.